Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi Fenerbahçe'ye Senegalli Yıldız'dan müjdeli haber haberiyle başlayalım. Transfer duyumlarına doyalım. Şimdi Fenerbahçe'nin son olarak transferde ilgilendiği iddia edilen Senegalli Pape Gueye'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi diyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız hiçbir şey olmuyor gibi e, açıklamalar yok. Ama her şey oluyor arkadaşlar. Şimdi ara transfer dönemi için ön plana çıkan bir isim bu. Senegalli Pape Gueye Ve bu arkadaşın menajeriyle temasa geçilip durumu sorulmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun ve görüşme de olumlu geçmiş. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki 1.89 boyundaki Gueye'yi Ocak ayında uygun bir rakama Fenerbahçe kadrosuna katmayı düşünüyor. Geçen sezon Sevilla'da kiralık oynadı. Senegal milli takımında 17 kez forma giydi. Bak 24 yaşında bir isim. Hani Selahattin Baki'nin atılmaya değer bir zar dediği isim var ya. İşte bu tip isimler atılmaya değer zardır. Açık söyleyeyim. Yani 24 yaşında Le Havre altyapısında başladı Fransa'da ardından A takımına yükselip bir sonraki durağı Marsilya oluyor. İspanya gibi Sevilla'ya kiralandı. Şimdilerde Marsilya'ya dönen oyuncu Fenerbahçe'nin yakın markajında ben şunu söyleyeyim. Burun kıvırıyorsunuz. Mırın kır ne diyorsunuz ama alamayabiliriz bu ismi. Yani öyle basit değil. E, menajerlik oyunlarındaki gibi tık teklif tık, tık gel öyle olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa da hemen alsak. Ama maalesef. Fenerbahçe'de gençlik projesi meyve veriyor. Şimdi bak. Ali Koç başkanlığında genç yeteneklere yatırım yapıyor Fenerbahçe ve ee, Türk futboluna aslında birçok yeni yıldız kazandırmış durumda. Arkadaşlar bak Ali Koç'u her şekilde eleştirebilirsiniz. Futbolcu satışı konusunda konusunda bir Allah'ın kulu eleştiremez. Hiç kimse eleştiremez bak. Eleştiremezsiniz. Öyle bir yetkiniz de yok. Abi geliştirme aşamasında e, hani Türk futboluna kazandırma aşamasında kasayı doldurma aşamasında Fenerbahçe'ye bak Ali Koç muhteşem bir şey kattı. İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler hani şu anki konjektürde hani Arda gitti ama daha bu şey bonusu gelebilecek şekilde 20 yaşında İsmail Yüksek alındı 18 yaşında Ferdi alındı bu sezon mesela Bartu Elmaz geldi gençler bile altyapısından Arda Güler alındı hani Can Bartu Çığır mesela yakın zamanda aldığımız Yiğit Evin bak bu Yiğit Evin ismini mutlaka not edin Utku Karakaya Yasir Boz hani Ludogores maçında ilk 11'de forma giydi Yusuf Akçiçek, Emir Ortakaya, o da e, geleceğe yatırım isimleri. Ha, bu sezon başında Bartu Elmaz geldi. Hani Fenerbahçe'de biz çok oyuncu var. Mesela Osa, yaşlarına mesela ben şöyle bir e, size kısaca söyleyeyim. Ferdi 24, İsmail 24, Osayi 25, e, Şimanski 24. Şimanski'nin 24 olması beni çok şaşırtıyor. Mert Müldür 24, Osterwald 22. Bartu Elmaz 20, Cengiz Ünder 26, Emre Mor 26. Hani baktığınız zaman Fenerbahçe'de gençlik aşısı çok çok şey ve İsmail Ferdi, Şimanski için kesinlikle çift taneli rakamlar konuşuluyor. Ali Koç'un e, bu taktiği işe yarayacak mı? Onu da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve şimdi mesela en çok bana gelen soru şu. E, hocam Atilla Selahi. Hani bir Atilla Selahi daha ister misin? Arkadaşlar bak, aslında şimdi tam Atilla Salahi zamanı. Fenerbahçe'de Atilla Salahi zamanı desem diyeceksiniz clickbait yapıyor. Bu arada şunu söyleyeyim, bu Fener'in de bekleneni veremeyen Macar Stoper Atilla Salahi, menajerler tekrar Fenerbahçe'ye nerede 12.3 milyon Euro'ya sezon başında gitti. Performansıyla hayal kırıktı. Ve satın alma opsiyonu koyarak Fenerbahçe'ye geri ister misiniz? Dediler. Hatta hemen hemen yarı fiyatına. İstanbul'u çok seviyor, Fenerbahçe'yi çok seviyor ve formsuz olması sebebiyle kiralama bedeli olmana veya çok düşük bir e, fiyatla Fenerbahçe'ye gidebilir diyorlar. Şimdi Serdar Aziz, Luan Perez, yollar ayrılması gündemde e, hani bu isimler yolların ayrılması gündemde olan isimler. Atilla Salay haberi de sosyal medyaya düşmüş arkadaşlar. İlk benim verdiğim haber. Çok şükür ki yanılmamış olduk. Ama Atilla Salay gelmeyecek. Sevenlerine üzücü haber. Ha gelsin ister misin? İstemem arkadaşlar. Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun. Emir Ortakaya'nın sözleşmesinde Fenerbahçe'nin oyuncuyu geri çağırma maddesi var. Bu madde konduğunda bizim hukukçulara söyledim. Kesinlikle bu maddeyi ben kabul edemem. Ee, onlarla bu maddeyi koymamızdaki tek sebep futbolcuların gelişimi için oynamalarıydı. Hani Gelişeyim, oynayayım, Kocaeli Spor'da katkıda bulunayım da hemen Fenerbahçe istediği zaman çağırsın şeklinde. Dedi. Biz o tavrı yerine getirdik. Emir Ortakay'a gayet başarılı ve istenilen süreyi de alıyor. Yani burada şunu söylüyor. Biz futbolcuyu aldık, oynatıyoruz, oyuncu gelişiyor diyor. Fenerbahçe büyük bir camia. Kocaeli Spor'da tavrı yerine getirmiş. Taahhüdünü yerine getiren kulüpten futbolcunun geri çağrılacağına inanmıyorum. Emir'in bizde çok mutlu olduğunu biliyorum. Sezon tamamlanır. Kendi futbolcuları tekrar çağırırlar veya kontratını yenilerler. O onların bileceği iş. Bugün itibariyle bizim taahhüdümüz yerine gelmiştir. Futbolcunun oynamasına ilgili herhangi bir problem yoktur. Fenerbahçe tarafından bize çağırmayla ilgili herhangi bir teklif gelmedi. Bir teklif de geleceğini tahmin etmiyorum. Hani çağıracaklarını tahmin etmiyorum diyor açıkçası. O günü yaşamak istemiyorum. Kocaelispor'un yasal hakları var. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelme arzusunu arzu etmiyorum. Hani iki güçlü camia e, bir transferin değil artık bir emanetin geri almasının bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum demiş. Ben Ali Koç'u tanıyan birisi olarak şunu söyleyeyim. Geçin dur cümleleri bitireyim ondan sonra. Fenerbahçe Başkanı ve ekibinde böyle bir hamle yapacaklarına inanmıyorum. Çünkü camialara yakışanlar bunlar değil. Camialara yakışan taahhütlerin yerine gelmesidir. Biz taahhütümüzü yerine getirdik. de böyle bir hamle yapacağına inanmıyorum diyor. Ben size Ali Koç'u tanıyan birisi olarak söyleyeyim. Ali Koç e, Asla ve asla. Asla ve asla. Geri çağırmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ali Koç dost istiyor. Yani Fenerbahçe'ye takımların dost olmasını istiyor. Çünkü Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe düşmanlığı hat safhaya çıktı. Hani Fenerbahçe şampiyon olacağına kim olursa olsun demeye başladılar. Yeter ki Fenerbahçe olmasın diye. Bak dikkat ettiniz bilmiyorum. Ali Koç en çok da dostluk kurma peşinde. Yani kulüplerle dostluk kurma peşinde. Artı bu kulüpler sadece dost değil arkadaşlar. Bunlar partner. Yani partner. Anladınız mı? Partner. Yani sen futbolcunu al. Ee, pilot takımın yok götür oynat. Oynatamazsın. Ne yapacaksın? Mecburen. Mecburen diyorum bak. Mecburen. Göndereceksin partner kulübüne. Diyeceksin kardeşim oynat. Atıyorum kafadan. Satışta madde verebilirim. Atıyorum şu olabilir. Atıyorum bu olabilir. Hani sen sonuçta benim partner kulübümsün. işbirliği kulübümsün. Diyebilir Fenerbahçe'de. Ben Emir Ortakaya olayını böyle kısaca açıklamış olayım. Yani Emir Ortakaya'nın ben geleceğini zannetmiyorum. Siz de zannetmeyin. Ben Ali Koç'u tanıyan birisi olarak söylüyorum. Hem delikanlılığa aykırı bir harekette bulunmaz. Hem partner kulüp bulmuşken kaçırmaz. Açık söyleyeyim. Ha, Ali Koç'tan sinirlendiren bir hamle var. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a yeni sözleşme diyor. Bu haber taraftarı sinirlendirebilir. Ben şunu da söyleyeyim bak. Can Bartu Çığır, Yiğit Evin, Utku Karakaya. Hani bu isimler e, gençler birliğinden gelen isimler. Bizim gençler birliğinden aramız çok kötüydü. Aramız öyle düzeldi ki şimdi hani kız alıp verme gibi futbolcu alıp vermeye başladık. Daha da olacaktır. Bak Fenerbahçe'nin yerinde olsam kadroda düşünmediğim oyuncuları oraya da gönderebilirim. Mesela bir Bartu Elmaz oynama garantisiyle gençler birliğine versem bence gençler birliği itiraz etmez. Bartu da itiraz etmez. Ligin zaten ikinci devreleri daha çabuk biter. Hemen biter ikinci devreler. Çünkü niye biliyor musun? Ocak ya. bir Birdenbire Şubat olur. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran'ı zaten saymıyorum bile. Yani 3-3,5 ayda biter. Bence Bartu Elmaz oynama garantisiyle gençler birliğine vermeliyiz. Ya bu dediğimi de inşallah kimse yanlış anlamaz. Bak Bartu Elmaz bence çok kıymetli bir oyuncu. Dikkat etmek lazım. Fenerbahçe yönetiminin 29 yaşındaki orta savuncusu Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzatmak için kollarını sıvadığı öğrenildi. <laughs> Fenerbahçe'de yönetimin. Fenerbahçe'de devralısı transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken takımdaki sözleşmesi bitecek olan oyuncular için de harekete geçildi. Yönetim ilk olarak yerli futbolcu için kollarını sıvadı. Ali Koç'un bizim generalimiz saha içi saha dışı savaşıyor dediği Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak için kollarını sıvamış ve bu da öğrenilmiş. Şimdi bir şey diyeceğim ama demek istemiyorum. Ya komutanlık Yani neyse ya demek istemeyeceğim ya. ya Fenerbahçe taraftarı bence buna tepki gösterir. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok isteyen Mert Hakan'ın yeni teklife evet demesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe'de bugüne kadar ne yaptı? Fenerbahçe bir nevi Galatasaray'ın elinden kaptı. Ve Sivas Spor'dan bedelsiz olarak transfer etti. 106 resmi maça çıktı Fenerbahçeli. 7 gol 16 asist. Yani 106 maç 23 gollük katkı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuştu. Hani bedavadan para vermek istiyorsanız bana da verebilirsiniz. Yani içimizdeki bazı kardeşlerimiz de isteyebilir. Bilmiyorum komutanlık yani Neyse Belçika'da Batshuayi için flash açıklama. Belçika'nın eski teknik direktörü Ran Van der Weyken Fenerbahçe'nin içi Batshuayi için flash ifadeler kullanmış. Hani diğer isimler Batshuayi'ye göre çok daha formayı hak ediyorlar demiş açıkçası. Edince konu göstermiş olduğu müthiş performans nedeniyle kulübeye mahkum oldu. E, kırmızı şeytanlar da sırtını döndü diyor. Benim bildiğim kırmızı şeytanlar Loser United. Hani Belçika'da kırmızı şeytanlar deniliyorsa. Belçika'nın eski teknik direktörü de hani diğer oyuncular daha çok hak ediyor demiş. Hatta ne demiş? Bir yıl önce bunu asla söylemezdim ama şu anda başkalarının formayı daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Bu düşüncede olmamda gol atamamasının pek bir etkisi yok. Ancak kendisi de Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçiriyor. Tedesco baskıyla agresiflikle ve hızlı derinlikte oynamayı istiyor. Batshuayi'de bunların hiçbiri yok ve Trossard yine de maç trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde Openda ve Lukaku'yu alternatif olabilir diyor. Ve Batshuayi'nin iyi hazırlanmış bu isimler diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu haberin benim için hiçbir etkisi yok ama ben bu haber kısmında ciddi yorumlarım var. Nedir o yorum? Bakın Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre almış Batshuayi 4 gol 3 asist yapmış. Yani hemen hemen yarı yarıya katkı. Peki sezon sonunda ne var? Sezon sonunda Euro 2024 var. Euro 2024. Ve Türk milli takımına futbolcularımız gidecek mi gidecek. Mert Hakan gidebilir mi milli takıma? Hocam yok ya Mert Hakan bu formüla zannetmiyorum. Peki çok çalışırsa gidebilir mi? Emre Mor milli takıma gidebilir mi? Mesela Cengiz Ünder. Hepimizin içinde şu cümle var. Lan acaba hani şemsiye hani kazık açılır açılmaz. Hepimizde bu cümle var. Kimse kendini kandırmaz. Şimdi ben şunu söylüyorum bak. Cengiz Ünder Emre Mor, Serdar Aziz, Mert Müldür, belki Mert Hakan Yandaş, Umut Nair hepsi milli takıma gidebilir. Hepsi Euro 2024'te olmayı isteyecektir. Ama hocam oradaki kadro sabit ya ben zannetmiyorum işte Mançella'nın bir şey yapacağını falan. Geçin abi. Yani ben şunu söyleyeyim. İşin bu boyutu var ve Batshuayi de dahil her futbolcumuz özellikle Euro 2024'e gidecek. Bu arada Edin Dzeko'nun takımı ee, Yanlış bilmiyorum sanırım ama yanlış biliyorsam düzeltin. Edince konu takımı playoff oynayacak. Bir de sanırım Şimanski'nin takımı Polonya playoff oynayacak. Yani Polonya'da e, ee, Bosna Ersek'te playoff oynayacak. Belki gidebilirler de. Tadiç bildiğim kadarıyla gidecek. Belçika zaten orada olacak. Hani Batshuayi bence orada olma şansını kaçırmamak için ligin geri kalanında çok daha fazla çalışacaktır. Ha futbolcuların yerinde olsam iyice abanırım bu işe iyice abanırım. Bu arada az önceki cümlemde de ekleyeyim. Hani ben dedim ya ikinci devre 3,5 ay gibi gidecek diye. E şunlara baktığınız zaman hakikaten 3,5 ay gibi gidecek. Çünkü Euro 2024 mecbur hani Haziran gibi oynatılmak zorunda takımlar bir araya gelecek. Fenerbahçe futbolcular da az dinlenmiş olacak gibi bir durum var ama sıkıntı değil. Bir şekilde dinlenirler. Yeter ki şampiyon olalım. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Cengiz Ünder, Batu Şuay, belki Emre Mor, belki Umut Nair ve belki diğer isimler artık daha dikkatli çalışacaklardır. Daha çok gayret edeceklerdir. Çünkü işin ucunda Euro 2024 var. Ve futbolcular da buna dikkat edecektir. İsmail Kartal'ın da bence motivasyonu buradan yapması lazım. Yani motivasyon olarak buradan dalması lazım diye düşünüyorum. Bu, bu da benim şahsi fikrim. Hepinize destekleriniz, katkılarınızdan dolayı, beğenilerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere sevgili dostlar.